Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerime TrendFX sponsorunda devam ediyorum. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın ve döviz işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Haftanın son işlem gününe baktığımız zaman dolar tl kuru 7.90 seviyesi üzerinde hareketliliğini e, sürdürmeye devam ediyor. 7.90 seviyesi üstünde kaldığımız sürece kısa vadeli yükseliş trendi e, devam ediyor ve yukarıda 7.95 seviyesini e, test etmeye devam edecektir arkadaşlar. E, buradaki asıl önemli olan artık 7.95 seviyesi üzerinde kalıcı kapanışlar yapması olacak. E, yeni rekorlar gelmesi için e, bu seviyenin geçilmesi gerekiyor arkadaşlar. Alım için bekleyenler riskli üzerini düşürmek isteyenler için ise 7.95 üzerinde kalıcı kapanışlarda alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Diğer alım noktanızı ise şu şekilde oluşturun. Bu seviyelerden aşağıya bir geri çekilme olursa 7.90 seviyesinin altını test edebilir. O yüzden aşağıdaki alım için 7.90 altına geri çekilince alabilirsiniz yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Yani buradan geri çekilmeler daha sert olacaktır. O yüzden 7.90 seviyesinin aşağısına sarkabilir. O yüzden acele etmeyin 7.90'a direkt gelmesi geldi durumunda alım için arkadaşlar. 7.90 seviyesi altında kalırsa da ilk hedef aşağıda 7.80 seviyesi zaten bizi bekliyor olacaktır. Genel olarak baktığımız zaman ise yükseliş trendi devam ediyor. Elinizdeki doları satmayın. Satarsanız da karlı şekilde satarsınız. Direnç bölgelerinde satın. Zararını asla satmayın. Çünkü Hiçbir zaman dolar veya gram altın alanların hiçbiri zarar etmedi şu ana kadar e, doların artmasını sağlayan bir diğer unsur ise ABD tarafına çıkacak e, teşvik paketindeki belirsizlik. E, dolar endeksini yukarı desteklemeye devam ettirdi. 93.923 e, e, seviyelerine kadar e, yukarıda gördü. E, onun dışında koronavirüs dolayısıyla tekrar Avrupa'da karantina önlemlerinin gelmesi işte dünyada doların e, değerlenmesini sağladı. Ayrıca e, dolar gelişmekte olan ülke para birimlerinin tamamına karşı değerlenmiş durumda. E, Merkez Bankası piyasayı kontrol etmek istese de e, maalesef kur üzerinde e, bir başarı gösteremiyor. Şu aralar Fonlama maliyetini yükseltmekten başka bir şey yapmıyor Merkez Bankası. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %12.18 seviyesiyle sıklaşma politikasını sürdürüyor. Gösterge tahvil faizi ise %13.90'ı test etti. 10 yıllık tahvil faizi ise %13.77'den kapanmış durumda. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 530 bas puan üzerine e, yükselmiş durumda. Jeopolitik riskler yine e, bu konuda ön planda olmaya devam ediyor arkadaşlar. Azerbaycan Ermenistan arasındaki savaş e, ve bizim o savaştaki açıklamamız e, devam ediyor. E, onun dışında bugün Avrupa Birliği e, ülkelerin toplantısı olacak. Türkiye hakkında herhangi bir karar e, çıkacağını e, sanmıyorum. S-400 konuları, işte e, yaptırım konuları vesaire Bunlar daha ilerleyen zamanlarda olacak konular. Şu an herhangi bir Türkiye e, yaptırım konusu. s e, söz konusu değil fakat e, diğer ekonomik de, gelişmeleri de takip edeceğiz. Türkiye tarafından yayınlanan ekonomik verilere bakacak olursak eğer Türk tahvillerinde kısa bir aradan sonra yeniden çıkış olmuş durumda. Yurt dışında yerleştikler 9 Ekim haftasında net 349.5 milyon dolarlık dips sattı. Yani devlet iç borçlanma senedi sattı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayınlandı. Merkez Bankası'nın verilerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta net 441 milyon dolarlık menkul kıymeti satmış durumda. Ee, yine merkez bankasının e, brüt döviz rezervleri geçen hafta 291 milyon dolar azalarak 41.1 milyar dolara indi. Ee, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 9 Ekim haftasında 458 milyon dolar artmış durumda. Ee, yine merkez bankasının net uluslararası rezervleri ise 17.1 milyar dolar oldu. Ee, burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten dolarizasyon halk tarafından inanılmaz bir şekilde devam ediyor. Hem gram altına hem insanlar dolara yükseliyor. Çünkü e, şu anki enflasyon e, inanın TL'yi ezip geçiyor neredeyse. O yüzden burada alım noktalarınıza çok iyi dikkat edin. E, 7.90-7.95 e, arası bandında e, fiyatlamaya devam ediyor. 7.90 seviyesine geldiğimiz zaman eğer çok sert bir geri çekilme bir iğne bırakırsa 7.87 seviyelerine biraz daha düşmesini bekleyebilirsiniz. Yani geri çekilme potansiyeli var. Fakat eğer baktınız 7.97 88 fiyatlamaya devam ediyor. 7.90 seviyesinden yatırım tavsiyesi olmadan birinci kademe alıştığınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra tekrar yukarıda 7.97-7.96 e, seviyelerinde kar satışı yapabilirsiniz. Eğer tekrar üzerine çıkarsa alımlarınıza e, devam edebilirsiniz arkadaşlar. Fakat 7.96-7.95 üzerine çıktıktan sonra alımlarınızı kesinlikle tamamıyla yapmayın. Birinci kademe olarak yaparsanız daha karlı çıkacaksınız buradan. Biraz da ons e, altına bakalım arkadaşlar. Ons altında Durumlar bize neyi gösteriyor? Şimdi e, ons altın tarafına baktığımız zaman arkadaşlar haftanın son işlem gününde toparlanma çabasında olduğunu görüyoruz. İçinde bulunduğumuz hafta içerisinde çok sert düşüşler gördük 1882 dolar seviyelerine kadar e, düştü. Ons altın toparlanmasının bazı sebepleri tabii ki de e, Arap saçına dönen teşvik paketi var arkadaşlar. E, Trump teşvik paketi konusunda duruşunu devamlı değiştiriyor. E, bir gün çıkartacağız diyor. Bir gün geçiyor vazgeçtik çıkartmayacağız diyor. Ee, en son gelen e, yeni gelişme ise şu şekilde arkadaşlar. ABD'de Covid-19 salgınının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek ekonomik destek paketinden vazgeçmediğini belirterek anlaşma sağlanana kadar görüşmelere devam edeceklerini söyledi. Münç'in konuya ilişkin dün yaptığı değerlendirmede ise 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinden önce bir anlaşma sağlanmasını zor olacağını ve her iki tarafın e, belirli konularda ilerleme kaydederken bazı konularda hala uzlaşılan çok uzak olduğunu ifade etmişti. Hazine Bakanı Mülci'nin dünkü açıklamalarının hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump da telefonla katıldığı bir televizyon programında e, ekonomik destek paketini seçimden önce geçirebileceklerini işaret ederek ...teklifi 1.8 trilyon doların üzerine çıkaracağını e, kaydetmiş durumda. E, Trump burada belki bir e, seçim propagandası yapıyor olabilir arkadaşlar. O yüzden çok da ciddiye almıyorum artık Trump'ın dediklerini. Yani sırf seçimler için böyle bir e, işaret verip daha sonra çıkartmaya da bilir. Fakat e, piyasa bunun beklentisiyle yukarıya kaymış durumda, yukarıya gitmiş durumda. E, öbür yanda koronavirüs karantinaları, karantinalarında e, tekrar sıkılaşmaya gidilmeye devam ediyor... Avrupa'da Covid-19 salgınında ikinci dalga tehlikesi karşısında İngiltere'nin ardından Fransa ve Almanya'da e, yeniden tedbirleri sıkıştırmış durumda sıkılaştırmış durumda e, Londra'da koronavirüs vakalarını önüne geçmek için planlanan daha sıkı karantina önlemleri cumartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacak arkadaşlar özellikle. İki iki sene seçenek, seçenek var burada. Koronavirüs ve teşvik paketi ons altın fiyatlamalarında belirli olmaya devam ediyor. Fakat olayın özeti şu. Teşvik paketi gelse de gelmese de bu ons altın anlık baz etki olarak geri çekilir ama tekrar yükselişini sürdürmeye devam ediyor arkadaşlar. Siz de buradan alımlarını yapacaksınız geri çekilme devam ettikçe. Artık eskisi gibi böyle bir senelerce düşme potansiyeli diye bir şey yok arkadaşlar. Her şey durulur virüs biter vesaire. O zaman belki tekrar eskiye döneriz ama şu an özellikle önümüzdeki bir yıl boyunca böyle bir grafik görmeyeceksiniz maalesef. İyi de olacak altın yatırımcısı için. Bütün merkez bankaları hükümetlere para konusunda baskı yapmaya devam ediyor. Bu da piyasada zaten bol nakit olduğu sürece ONS'u değerlendirmeye devam ediyor. Ee, öte yandan ABD tarafından dün açıklanan verilere göre ülkede ilk işsiz, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 10 Ekim e, biten haftada. 898.000'e yükselerek beklenmedik bir şekilde artış kaydetmiş durumda. Grafik üzerinde incelemek gerekirse 1.900 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlarda tekrar 1.933 seviyesini e, görme potansiyelimiz çok yüksek. Fakat gelen haberlerle eğer 1.900 dolar seviyesinin altında kaldığımız sürece e, 1.872 seviyelerine kadar e, düşme potansiyelimiz devam ediyor. Burada ilk hedefimiz 1.900 doların altına. E, Kayarsa 1881 e, dolar seviyeleri. Ondan aşağısında 1872 daha sonra 1848 seviyelerine kadar geri gelebiliriz. Ama dediğim gibi anlık baz etkisi olarak geri gelir bunlar. Devamlı e, genel olarak baktığımız zamanda ise zaten e, yükseliş trendimiz arkadaşlar devam ediyor. Şuradan da e, anlayacağınız gibi zaten. E, biraz da grama bakalım arkadaşlar. Gram altında evet gram altında da biraz. E, geri çekilme olduğunu görüyoruz, e, hafif bir geri çekilme görüyoruz arkadaşlar. 10.6'nın biraz daha toparlanması ile gram altında 490 bandının e, dışına çıkacaktır. Zaten dolar kurunun desteği devam ediyor gram altında. E, genel olarak her geri çekilme alım fırsatı olarak bakmak lazım şu an özellikle 480 seviyesi üzerinde kaldığımız sürece sıkıntı yok. Alımlar devam edecektir, gelecektir gerisi de e, 480 üstünde. Kaldığımız sürece arkadaşlar 488 bandına tekrardan inecektir. Aşağı kırarsa eğer 480 seviyesine 475 ilk etapta daha sonra 470 seviyelerini görebiliriz. Alım için ise aşağı destek seviyesine kadar beklemenizi öneriyorum. 480 seviyesine kadar geri çekilmesini bekleyin. Eğer 480 aşağısına hacimli iğne atarsa biraz daha geri çekilme yapma potansiyeli olur arkadaşlar. Ama düşüşler hacim olarak düşük kalırsa e, 480 destek seviyelerinden birinci kademe alışlarınızı e, gerçekleştirebilirsiniz. Genel beklentim gram altının da yukarı yönlü hareketine devam edeceği özellikle ons altının yukarı gideceği e, neredeyse kesinken gram altınlarınızı çoğaltmanın bir şekilde yoluna bakın derim arkadaşlar burada size. Biraz da eee BTC'ye bakalım. Orada durumlar nasıl? Arkadaşlar 11.187 doların üzerinde bir fiyatlamayla karşı karşıyayız. Şu an 11.187 doların üzerinde kaldığımız sürece yukarıda tekrar 11.721 dolar seviyelerini test edecektir. Alım için bu seviyelerden çok da acele etmeyin. Aşağıya doğru geri çekilmelerini bekleyebilirsiniz. Ya da yukarıya doğru yani şu da iki destek arasındaki ara destek de olur. E, nereye kırarsa o şekilde devam edecektir. Buradaki e, aşağıdaki ara destek olmuş durumda. Asıl gerçek desteğimiz ise 10.941 e, dolar desteği e, Şu 11.187 dolar seviyesinin aşağısına kalırsa şuraya kadar gelmesini bekleyin arkadaşlar Zaten buraya iğne atarsa aşağı Çekilme potansiyeli Daha yüksek olacaktır bu sefer de 10.517 seviyelerine kadar gelecektir e, Destek direncinin kırılma yönlerine göre işlem yaparsanız arkadaşlar e, Kazanan her zaman siz olursunuz O yüzden şu an biraz daha geri çekilme bekliyorum açıkçası bitcoinde de e, Biraz da Gümüşe bakalım Gümüş grafiğimizde devam ediyorum. 6 seviyesinin üzerinde hareketliliğini sürdürmeye devam ediyor. 6-21 seviyelerinde 6 seviyesi üzerinde olduğumuz sürece alımlarınıza devam edebilirsiniz demiştim zaten sizlere. Burada e, 650 seviyesi, 640 seviyesi, 48 seviyesi ilk satış kar realizasyonu e, yapabileceğiniz bir yer. E, şu an tam 620 yani gümüş almak isteyenler şu an çok da acele etmesinler. Aslında ons'a bağlı e, baktığımız zaman onsun yükseleceğini zaten bildiğimiz için e, gümüş alımlarını yani biraz daha riske e, edebilirim diyenler gümüşü buradan bu seviyelerden de alabilir. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Bu rakamlar da güzel bir yer ama biraz daha riski sevmeyen yatırımcılar için biraz daha geri çekilmelerini bekleyebilirsiniz. Ya da e, 6.50 seviyesi üzerine kapanışlarda da alabilirsiniz arkadaşlar. 6 seviyesi üzerine kaldığımız sürece herhangi bir sıkıntı yok. Yükseliş trendi devam ediyor. Altının altına sarktığımız zaman ise e, uçacaktır arkadaşlar. Gümüş özellikle 5.80 seviyelerine tekrar gelmesi durumunda. 5.70 seviyelerine gelmese de 5.85-5.75 civarlarına geldiğimiz zaman e, alımlarınızı kesinlikle e, birinci alınız alınız Alımlarınızı alt seviyesinin altına düştüğünüzde yapın arkadaşlar. Ama buralardan alım yapmak için biraz daha e, isterseniz e, bekleyebilirsiniz. Ya da onsa bağlı alarak da e, buralardan da alım yapılabilecek seviyeler. Yani çok e, pahalı seviyeler değil gümüş için. E, onun dışında ons'a e, bağlı kalaraktan arkadaşlar rekorlar gelecektir gümüşte de fakat ons'un e, öncelikle e, 1930 dolar seviyesini geçmesi lazım gümüşün de hareketlilik gelmesi için. Şu an 6.50 seviyesi 6.48'lerden şu seviyelere kadar e, gelecektir arkadaşlar bir alt seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece. Onun dışında e, gümüş analizimizi de bu şekilde bitirelim. Herkese iyi trade'ler diliyorum. Herhangi bir soru sormanız durumunda mail adresimden bana ulaşabilirsiniz.